Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bu deniz kabuğunu örmeye karar verdim. Ben bir tane böyle gri renkte yaptım. Aslında biraz oldukça da zorlandım başta. Fakat sonra tarifi, tekniği öğrendikçe oldukça basit olduğunu da fark ettim. Biraz zaman alıyor anlaması. Fakat ben size mümkün olduğunca en anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım. İnanılmaz şık duruyor ve bunu içine isterseniz böyle dekoratif çiçekler yerleştirebilirsiniz, duvara asabilirsiniz, bir banyoda bir objenin üzerine koyabilirsiniz. Gerçekten çok şık duruyor. İpim de polyester bir ip aldım, makrome, şöyle ayazın polyester soft makrome ve bununla örmesi çok şey kolay ve ip oldukça yumuşak. Dolayısıyla siz de bu tarzda bir ip kullanabilirsiniz. Ya farklı iplerle de yapabilirsiniz ama ben ilk defa bununla denedim ve çok memnun kaldım açıkçası. Ve bu sefer de böyle bir inci renginde öreceğim sizinle. Ve deniz kabuğumuzu en alt kısmından başlıyoruz. Daha sonra sayımız artırarak bu bölümleri yapıyoruz. Evet, bir an önce başlamak istiyorum sizlerle. Kolay gelsin diyorum. Ve başlayalım. Öncelikle bu polyester ipimizin ucu açılabildiğinden bunu elinizi yakmayacak şekilde bir çakmakla bir şey yapın, yakın ve birleştirin, yapıştırın. Aksi takdirde açılma oluyor bu ipte. Şimdi bir sihirli halka yapıyoruz. Bu arada bunun için 4 numara 4 milimlik bir tığ kullanıyorum. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Sabitleyelim. Ve içine 6 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. İpimizi çekelim. Ve ilk sık iğnemizi bir tane ilmek kaydırma yaparak birleştirelim bu sıramızı. Ardından iki zincir çekiyoruz ve her sık iğneye bir tane yarım trabzan yapıyoruz. Yani bu sırada da 6 tane yarım trabzan yapıyoruz. 3 4 5 ve 6. Bunu da çektiğimiz zincirle birleştiriyoruz bir ilmek kaydırmayla. Evet, böyle bir başlangıcımız oldu şimdi. Ardından iki tane zincir çekiyorum. 1, 2. Ve burada ilk çektiğim zincire, yani birincisi değil, bu ikincisine bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından İlmek kaydırma ile bu yarım trabzanları yaptığım boşluğa bir tane ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Ve şimdi bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Ve burada sadece şimdi bu sıraları yaparken
sadece arka kanatlara çalışıyoruz. Yani ikisinden değil, sadece arka kanatlara çalışıyoruz. Örüyoruz. Bütün şeyi, deniz kabuğunu aynı şekilde örüyoruz. Sadece arka kanatları örüyoruz. Ve döndük. Zincir çektik. Döndük. Şimdi bir tane sık iğne örüyoruz. Yine arka kanada. Arka kanada. Bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Evet, bu şekilde. Ardından bir tane zincir çektik. Döndük. Şimdi burası tepesi oluyor. Burada yine bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. İlk şunu hemen bir sonrakini atlıyoruz. Bir sonrakine ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve bir tane sık iğne. Örüyoruz. Ve bir sonraki boşluğa, şuradaki yine şuradaki boşluğa birleştiriyoruz ilmek kaydırma ile. Bu şekilde. Ve devam ediyoruz. Şimdi bunu da birleştirdik. Bir tane zincir çektik. Döndük. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir sık iğne daha yapıyoruz. Ve burada sadece arka kanatları kullanıyoruz. Ve en tepeye bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Zincir çektik. Döndük. Tepeye, yani ilk zincire, ilk kanada bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve ardından bir tane yine sık iğne yapıyoruz. Bir sık iğne daha yapıyoruz. Ve bir sonraki boşluğa birleştiriyoruz ilmek kaydırma ile. Bu bölüm en küçük bölüm olduğu için biraz zorlayacak, fakat ondan sonrakileri gerçekten çok daha iyi kavrayacağınızdan eminim. Ve şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi zincirimizi atladık. Burada pardon, arka kanada yapmam gerekiyor. Bir sık iğne, ikinci sık iğne, üçüncü sık iğne ve sonuncusuna ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde. Zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Ve tekrar en tepede her zaman dönüşte zincirden sonra bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Ardından bir tane sık iğne, bir sık iğne daha ve üçüncü sık iğneyi yapıyoruz. Bu sefer aynı boşluğa birleştiriyoruz bu sıramızı. Bir ilmek kaydırma ile. Burada şimdi birinci bölümü tamamlamış olduk. Bu deniz kabuğunu örerken bölüm bölüm gideceğiz. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz sizlerle. Birinci bölümü bu şekilde bitirdik.
İkinci bölüm için zincir çekelim ve dönelim. Evet, şimdi bir zincirimi çektim. Dönüyorum. Şimdi burada şu alt kısmın nasıl oluştuğunu göstermek istiyorum size. Bu şekilde küçük bir deniz kabuğu oluştu bile aslında. Şimdi bu sistemle, bu teknikle devam ediyoruz. Şimdi burada ikinci bölüm, şimdi ikinci bölüme geçiyoruz ve bu ikinci bölümde 4 tane sık iğne yapacağız. Tepede bir ilmek kaydırma yapacağız. Dolayısıyla burada bir artırma yapıyoruz. Artırmamızda ise bu hemen zincir çektikten sonra döndüğümüz ilk burası da bu ilmek kaydırmanın şeyi, kanadı. Oraya bir sık iğne yapıyoruz. Sadece arka kanada. Bu artırmamız olmuş oluyor bizim. Artırmaları bu şekilde yapacağız. Ardından yine arka kanatlara olmak üzere 3 tane daha sık iğne ördüm. Ve tepede bir ilmek kaydırma yapıyorum. Tepede daima ilmek kaydırma yapıyoruz. İlmek kaydırma yaptım, zincir çektim ve döndüm. Bu 5 defa yapacağız bunu. Şimdi sıramızın ya da sütunumuzun birinci sırasını yaptık. Her sütun 2 sıradan oluşuyor. Birinci sırasını yukarı doğru ördük. Şimdi ikinci sırayı aşağı doğru öreceğiz ve bir sütunu tamamlamış olacağız. Ve şimdi burada tekrar bir ilmek kaydırma arka kanada, daima unutmayın lütfen, bir ilmek kaydırma ve 4 tane bir sık iğne. 2 3 ve 4. Şimdi burada 2 sütunu bir araya birleştirmiştik. Şimdi bir sonrakine geçiyorum ve ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi burası bizim ilk sütunumuz. Bu sütundan 5 tane yapıyoruz. İlmek kaydırmamı yaptım. Zincir çekiyorum, dönüyorum. Dört tane sık iğne. 1, 2, 3, 4. Tepede bir tane ilmek kaydırma. Zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Tepede yine ilmek kaydırma ve 4 tane sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bir sonraki boşluğa geliyoruz. Bir sonraki boşluğa bir ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Şimdi burada aslında bir boşluğa 2 defa batıyoruz, birleştiriyoruz 2 sütunu. Bir diğerinde bir tane birleştiriyoruz. Bir boşluğa 2, bir boşluğa bir tane. O şekilde birleştirmeleri yapıyoruz sütunları. Evet, şimdi tekrar zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Pardon, burada alttan devam ediyoruz. Burada bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tepede ilmek kaydırmamızı yapıyoruz.
zincir çekiyoruz. Tam tersini aşağı doğru. Yani ilmek kaydırma en tepede, sıranın başında ve ardından 4 tane sık iğne. Üç ve dört. Şimdi bunu burada bir tane birleştirmiştik. Şimdi bunu da iki taneyi birleştireceğiz. Bunu da bu aynı boşluğa birleştiriyoruz ilmek kaydırma ile. Ve tekrar zincir dönüyoruz. Şimdi bu işlemi, bakın burada şimdi ilk sıramı yapmıştım, sütunumu. İkinci sütunu yaptım, üçüncü sütunu yaptım. 5 tane sütun yapacağız. Yani her sütun 2 sıradan oluşuyor. Bir yukarı doğru örüyoruz, bir aşağı doğru örüyoruz. Bu bir sütun oluyor. Tekrar bir yukarı, bir aşağı, ikinci sütunu yapmış olacağız. Yani bu 4 sık iğne, bir ilmek kaydırmayı 5 defa yapacağız. Dolayısıyla bu atıcımız bizim ikinci bölümümüzün başlangıç sütunu sırası. Onu belirlemek için taktım buraya. Şimdi 1, 2, 3 tane yaptım. 2 tane daha yapacağız ve tekrar görüşeceğiz. Şimdi ikinci bölümümün 5. sütununu da tamamladım. Ve aşağıda birleştirdim boşluğa. Bu 1. 2. 3. 4. ve 5. boşluğu sütunumuz. Şimdi 3. bölüme geçiyoruz. 3. bölümde şimdi... Şunu sökeyim ben tekrar. Şöyle, çok özür dilerim. Tekrar açayım ben size. Şimdi ikinci bölümün son sütununu da birleştirdim. Pardon, bitirdim ve ilmek kaydırmayla birleştiriyorum bir sonraki boşluğa. Daha önce belirtmiştim. Bir boşluğa iki defa birleştirme yapıyoruz. Bir boşluğa bir defa birleştirme yapıyoruz. Bir boşluğa iki defa, bir defa, bir boşluğa bir defa. 1 2 1 2 böyle bu şekilde birleştiriyoruz sıralarımızı. Ve şimdi ikinci bölümümüzün son sütunu bitti. İlmek kaydırmayla boşluğa birleştirdik. Zincir çekiyoruz. Şimdi burada 3. bölüme geçeceğiz. 3. bölümde ise 3. bölümde 5 tane sık iğne yapacağız. En tepeye ilmek kaydırmamızı yapacağız. Bunun için şimdi şurası ilmek kaydırma 1 2 3 4. Hemen bu ilmek kaydırmamıza da burada hemen zincir şeyden sonra zincirden sonra ilk ilmek kaydırmanın kanadına bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu bizim artırmamız oluyor. Artırmalarımız hep bu şekilde. Her bölüme geçerken en dipteki ilmek kaydırmanın kanadına, arka kanadına bir tane sık iğne yaparak artırmamızı yapmış olacağız. Dolayısıyla şimdi 3. bölüme geçtik. Bir artırmamızı yaptık. 4 tane daha sık iğnemizi yapacağız. Yine arka kanatlara. Ve en tepeye ilmek kaydırma. Zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Bir yukarı, bir aşağı, bu bir sütun oluyor. Ne yaptık? Şimdi ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. Yani yukarı doğru ördüğümüz sıranın tam tersi aşağıya örüyoruz. Buradan 5 tane sık iğne yaptık, bir ilmek kaydırma. Dönünce zincir çekip dönüyoruz. Ardından ilmek kaydırma 5 sık iğne. Şimdi 1 2 3 4 ve 5. Şimdi birleştirmemizi şurada bu boşlukta 2 tane yapmışız. Bu boşlukta 1 tane. Şimdi yine bu boşluğa 2 defa birleştireceğiz sıramızı. İlmek kaydırma ile birleştiriyoruz her daim. Zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Ve şimdi ataçımı 3. bölümün ilk sütununa takacağım. O da burası. Ve burası benim 3. bölümün ilk sütunu. Şimdi dönüyoruz. Zincir çektik, döndük. 5 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 En tepeye
ilmek kaydırma. Zincir çektik, döndük. Sütunumuzun ikinci sırası. İlmek kaydırma yapıyoruz. Ve 5 tane sık iğne. 2 3 4 ve 5 ve bir sonraki boşluğa tutturuyoruz bu sütunu. İlmek kaydırma ile. Üçüncü bölümün ikinci sütununu tamamladım. Bundan 6 tane yapacağız. Bu birinci sütun, ikinci sütun. 4 sütun daha yapıyorum üçüncü bölümde. Ve tekrar görüşüyoruz. Şimdi üçüncü bölümümün 6. sütununu da tamamladım. Sayalım. Ataçlı olan yer 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. sütun. Bunu da birleştirdim. Bir sonraki boşluğa yine unutmuyoruz şunu. Bir boşluğa iki defa batıyoruz, birleştiriyoruz. Bir boşluğa bir defa. Yani sırayla bir tek birleştiriyoruz, bir iki defa ikisini aynı anda aynı boşluğa birleştiriyoruz bu şekilde. Ve her daim arka kanada örmeyi unutmayalım lütfen. Bunu tekrar tekrar hatırlatıyorum. Yani baştan yanlış gitmesin diye. Şimdi üçüncü bölümümüzü bittik, birleştirdik boşluğa. Burada zincir çekiyoruz. Şimdi dördüncü bölüme geçerken ne yapıyoruz şimdi? Yine bir artırma ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu ilmek kaydırmamıza yine ne yapıyoruz? Bir sık iğne olarak örüyoruz onu. Ki 6 tane sık iğne yapabilelim. O bizim artırmamız oluyor orada. 3, 4, 5 ve 6. En tepeye her daim ilmek kaydırma, zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Tekrar ilmek kaydırma, arka kanatlara her daim ve 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ne yaptık? Burada bir tane artırdık en dipte ilk sırada. Yukarı doğru ördük 6 sık iğne. Tepede bir tane ilmek kaydırma, zincir çektik, ilmek kaydırdık, yine 6 tane sık iğne. Yani bu sıramızın, ilk sıramızın tam tersini aşağı doğru ördük. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bir tane birleştirmişiz. Bir sonraki yuvaya bu sefer 2 defa batıyoruz ve birleştiriyoruz sıramızı. Bu bizim şimdi kaç tane? 6 tane, 4. 6 sık iğne ve bir ilmek kaydırma. Bu dördüncü bölümümüz bizim. Dolayısıyla ilk sütuna ataçımı taktım. Şu şekilde. Zaten bakın gayet hoş bir deniz kabuğumuz oluştu. Yani devam ediyoruz şimdi. Dördüncü bölüme geçtik. 6 sık iğne ve bir ilmek kaydırmadan oluşuyor. Bu sütundan 8 tane yapıyoruz. Yukarı doğru örüyoruz, aşağı doğru örüyoruz bir sütun. Sütun oluyor. Dolayısıyla 6 sütun öreceğiz. Şimdi birleştirdik. Bir sonraki sütunu da sizinle birlikte öreyim. Zincir çektim, döndüm. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 en tepeye ilmek kaydırma, zincir çektim, döndüm. Tekrar ilmek kaydırma yapıyorum. En baştakine, ondan sonra 6 tane sık iğne tekrar. 1 2 Pardon. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi burada gördüğünüz üzere iki sütunu birleştirmişiz. Bir sonraki boşluğa bir tane birleştireceğiz. Tek bir sütun. Bir sonrakine yine bir boşluğa, diğer boşluğa iki tane sütunu birleştireceğiz. Ve yine
İlmek kaydırmayla birleştirdik, zincirimizi çektik, döndük ve bu işlemi tekrarlıyoruz. 6 defa daha. Şimdi 2 tane sütun yaptım. 6 tane daha yapacağım. 8 tane olacak toplamda. Ve tekrar ondan sonra görüşeceğiz. Yani bu tekniği kavradıktan sonra inanın inanılmaz kolay. Siz de fark edeceksiniz zaten. Evet, şimdi 4. bölümümün 8. sütununu da tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tamamladık. Şimdi ne yapıyoruz? 5. bölüme geçiyoruz. Bunu yine birleştirdim boşluğa. Zincir çekiyoruz. Teknik aynı. Ne yapacağız şimdi? 5. bölüme geçiyoruz. Burada artırma yapacağız. Ne yapıyoruz? Sık bir ilmek kaydırma birleştirmemize, ilmek kaydırma yaptığımız birleştirmeye bir tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve en tepeye ilmek kaydırma yaptık. Zincir çektik. Dönüyoruz. Yine ilk bir tane ilmek kaydırma, ardından 7 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi burada bir öncekinde 2 tane birleştirmiştik. Buna bir tane birleştirmişiz. Bir yandakine geçeceğiz. Bu boşluğa 2 defa birleştirme yapacağız. Bağladık, birleştirdik. Bu bizim 5. bölümümüz. Dolayısıyla ataçımızı buradan alıp bu sütuna takıyoruz. Bu bizim ilk sütunumuz. 5. bölümü. Ve bundan 9 çift yapacağız. Yani yukarı aşağı bir tane oluyor. Bir sütun yukarı aşağı ikinci sütun falan gibisine devam ediyor. Yani bu sütundan 9 sütun yapacağız. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Bu sütunda ne yapıyoruz? 7 sık iğne, en tepede ilmek kaydırma, zincir çekiyoruz. İlmek kaydırma, 7 sık iğne ve sık ilmek kaydırmayla da birleştiriyoruz. Teknik değişmiyor. Evet, şimdi 5. bölümümüzü de tamamladık. Ataçtan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sütunumuzu da tamamladık ve birleştirdik. Ve yine bu sefer 6. bölüme geçiyoruz. 6. bölümde evet, sık iğne ile birleştirdikten sonra zincir çekiyoruz. Ve şu en baştakine sık iğne öreceğiz. Burada 8 tane olacak sık iğnemiz. Şu en tepeye bir tane ilmek kaydırma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yani hemen şu ilmek kaydırmanın arka kanadına tekrar göstereyim. Şöyle iyice açın, gerin. Burada bir sık iğne yapıyoruz. Artırdık yani. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, yedi ve sekiz sık iğne, en tepeye ilmek kaydırma, zincir ve dön. Tekrar ilmek kaydırma en tepeye ve 8 sık iğne. 1 2
3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi bunu bir sonraki boşluğa şuraya birleştiriyoruz. İlmek kaydırma ile zincirimizi çektik, dönüyoruz. Biz ilk sütunumuzu şimdi yaptık. 6. bölümümüzün ilk sütununu yaptık. Bu da 8 sık iğne ve bir ilmek kaydırmadan oluşuyor. Ve bu sütundan bu sefer 12 tane yapıyoruz. Birincisini yaptık, 11 tane daha yapacağız. 8 sık iğne, bir ilmek kaydırma, zincir, dönüyoruz, ilmek kaydırma, 8 sık iğne. Bu şekilde. Ve her bir boşluğa bir tane, bir boşluğa iki tane, bir boşluğa bir tane, bir boşluğa iki tane birleştirmelerimiz de bu şekilde oluyor. 6. bölümü de yaptıktan sonra 12 sütunu tekrar görüşüyoruz. Evet, şimdi 6. bölümü de tamamladım. 12 sütun olmak üzere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sütun. Bu 6. bölümde ne yaptık? 8 sık iğne, bir ilmek kaydırma yaptık. Zincir çektik. Tekrar ilmek kaydırma, 8 sık iğne, aşağıda da yine birleştirdik. Şimdi 7. bölüme geçiyoruz. Burada tekrar bir artırma yapacağız. Zincirimi çekmişim. Şöyle en diptekine, en dipteki ilmek kaydırmanın arka kanadına bir tane sık iğne yapıyorum. 1. Burada 9 tane sık iğnemiz olacak. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tepede bir ilmek kaydırma, zincir çektik. Sütunumuzun ilk sırasını yaptık. Döndük. Tekrar tepeye bir ilmek kaydırma ve ardından 9 tane sık iğnemizi öreceğiz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bunu bir sonrakine birleştiriyoruz. Burada tek, burada çift birleştirmişiz. Bir sonrakine birleştiriyoruz. Şuraya, şu boşluğa. İlmek kaydırma ile. Ve bu bizim şimdi 7. bölümümüz. Atacımızı buraya takıyoruz. İlk sıramızı, ilk sütunumuzu belirlemek için. 7. bölümün ilk sütununu yaptık. Bu sütundan, yani 9 sık iğne, bir ilmek kaydırmadan 14 tane yapacağız. 14 tane bu sütundan yapacağız şimdi 7. bölümde. 9 sık iğne, bir ilmek kaydırma. Tekrar ondan sonra görüşeceğiz. Zaten gayet de güzel şekillenmeye başladı. Gördüğünüz üzere. Evet, şimdi bu 7. bölümde 14 tane sütun yapıyoruz. Her sütun 2 sıradan oluşuyor. Bir yukarı doğru örüyoruz, bir aşağı doğru örüyoruz. Bir sütun demek. Burada da işte dediğim gibi 9 sık iğne, bir ilmek kaydırma. Zincir çekiyoruz, ilmek kaydırmayı yapıyoruz. 9 sık iğne, ondan sonra birleştiriyoruz. Teknik aynı. Ondan sonra görüşüyoruz tekrar. Evet, 7. bölümü de tamamladım. 14 sütun olmak üzere. Atacımız burada. Buradan itibaren 14 sütun tamamladım.
Oldukça güzel şekillenmeye başladı deniz kabuğum. Son iki bölümüm daha var. Bir sonraki bölümüm 8. bölüm olacak. Ve yine burada bir artırmamız olacak. Son sütunumuzun son sırasını bağladık, birleştirdik, zincir çektik, döndük. İyice açıyoruz ve tekrar şu ilmek kaydırmanın arka kanadına bir sık iğne yapıyoruz ve bu bizim artırmamız. Burada 10 tane sık iğne öreceğiz. İkincisi 3 4 5 6 7 8 9 10 ve en tepeye ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. Ve zincir çekip dönüyoruz. Yine en baştakine ilmek kaydırma yapıyoruz. Ardından 10 tane sık iğne. Ve 10. Ve şimdi bir önceki boşlukta iki sütunu birleştirmişiz. Şimdi bir sonrakine bir tane sütunu birleştiriyoruz. İlmek kaydırma ile tamamladık. Zincir çektik. Ve bizim şimdi 8. bölümümüzün ilk sütunu burası. Ve biz bu sütundan, yani 10 sık iğne bir ilmek kaydırma olmak üzere ardından tabii ki aşağı iniyoruz o sütunun ikinci sırasına. Zincir çekiyoruz, ilmek kaydırıyoruz. 10 sık iğne yapıyoruz ve birleştiriyoruz boşluğa. 18 tane yapacağız sütundan. Bu sütundan 18 tane yapıyoruz. Yani sona doğru geliyoruz artık. 18 tane sütundan yapıyoruz. 8. bölümde 10 sık iğne bir ilmek kaydırma. Ondan sonra tekrar görüşüyoruz. Evet, şimdi 8. bölümü de tamamladım. Gördüğünüz üzere. Ve harika bir deniz kabuğu oluyor. Gerçekten inanılmaz keyifli bunu örmek. Göründüğü kadar da zor değil açıkçası. Evet, şimdi devam edelim. Bunu aslında, bu deniz kabuğunu ayrıca boy boy da yapabilirsiniz. Mesela işte 6. bölümde bırakabilirsiniz. Bir sonrakini 8. bölümde bırakabilirsiniz. Bir sonrakini işte 9. bölüme kadar yürütebilirsiniz. Böyle boy boy da yapabilirsiniz aslında, bölüm bölüm ayarlayarak. Yani mesela bunu bu şekilde de bırakabiliriz aslında. Bu 8. bölümde de bırakılabilir. Fakat ben büyütmekten yanayım. Çünkü büyük gerçekten çok hoşuma gidiyor. Böyle sepet gibi kullanabiliyorsunuz. Duvara da asabiliyorsunuz falan. İnanılmaz keyifli. Çok güzel ve çok zevkli. Evet, şimdi 9. bölüme geçelim. Birleştirdim zaten sütunumu son sırasına. Ve burada zincirimi de çekmişim. Ne yapıyoruz? Yine en sondakine, en diptekine bir sık iğne yaparak sık iğnemizin sayısını 11'e çıkaracağız. 10'dan 11'e çıkarıyoruz bu sırada. 9. bölümde. Ve bu makromeyi örmek de çok keyifli, yumuşacık. Ben daha önceden makrome işleri yaptım açıkçası. Çanta falan örmüştüm ve inanılmaz zorladı o beni. Bu son derece soft bir ip. Evet, şimdi 11 tane sık iğnemizi ördük. En tepeye bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz.
zincirimizi çekiyoruz ve dönüyoruz. Ardından yine en tepeye bir tane ilmek kaydırma. Ve 11 tane sık iğne. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on ve 11. Bu şimdi bizim son bölümümüzün ilk sütunu. Şu ataçımı şuradan buraya aktarıyorum. İlk sütunumuzu yaptık. 11 sık iğne ve bir tane ilmek kaydırma. Ve bu sıramızı şimdi bu sütunumuzu burada iki sütunu birleştirmişiz. Bir sonrakine bir tane sütun birleştiriyoruz. İlmek kaydırma ile. Evet, zincir çektik, döndük. Ve şimdi bu 11 sık iğne ve bir ilmek kaydırma olmak üzere 20 tane yapıyoruz sütundan. 20 sütun yapıyoruz. Bir yukarı bir aşağı bir sütun. Bir yukarı bir aşağı bir sütun. Yani 20 tane sütun yapıyoruz toplamda. Ondan sonra tekrar görüşüyoruz. 11 sık iğne, bir ilmek kaydırma tepede ve daima arka kanatlar işleniyor. Ondan sonra tekrar görüşüyoruz bu bölümü de tamamladıktan sonra. Evet, şimdi 9. bölümü de 20 sütun olmak üzere tamamladım. Birleştirdim. Evet, şunu şuradan sökeyim. Birleştirdim. Aynı boşluğa. Tekrar bir zincir çektim. Ve yan boşluğa bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Ve dönüyorum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu yukarı doğru tekrar her sık iğneye birer tane sık iğne yapıp şu halkasını yapacağız. Hani bu halkayı duvara tutturmak için kullanabilirsiniz. Asmak için açıkçası. Onu yapacağız. Bu bölümü yapacağız. Ardından etrafını sık iğne ile döneceğiz. Buraları da. Her bir boşluğa birer tane sık iğne yapacağız. Komple. Sonuna kadar döneceğiz böyle. Evet, şimdi daha önce hep arka kanatlara çalıştık. Şimdi normal her iki kanada da sık iğne yapacağız. Bu başa kadar gelelim, tekrar görüşelim. Evet, şimdi bu sıramdaki başa kadar geldim. Şu en tepeye de tekrar sık iğne yapıyoruz. Ardından şu boşluklara sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 5.sine ilmek kaydırma yapıyorum. Zincir çekiyorum, dönüyorum. Ardından yine 4 tane sık iğne yapıyorum. 4. Şu yanda kalana bir tane sık iğne yapıyorum. Bu aşağıdan yukarı gelen sütunun en sonuncusuna bir tane sık iğne yapıyorum. Zincir çekiyorum. Şimdi kaç tane zincir çekeceğim? 10 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Arada 2 tane sık iğneyi bırakıyorum. Üçüncüsüne. Bir ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Ardından bütün zincirlere birer tane sık iğne etrafına. Bu şekilde dönüyoruz.
her bir zincire birer tane sık iğne çalışıyoruz. Ardından şu daha önceden bir ilmek kaydırma yaptığımız yere yine aynı şekilde bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Zincir çekip dönüyoruz. Tekrar birer tane sık iğne yapıyoruz. Evet, sık iğnelerimizi devam ettiriyoruz. Ve şimdi buralara devam edeceğiz sık iğnemizi. Her bir boşluğa birer tane sık iğne yapacağız. İpimizi çok gevşek tutmayalım, çok da germeyelim. Böyle bu şekilde halkamızı tamamlamış olduk. Şimdi birer tane sık iğnemizi böyle buralara birer tane yaparak şu aralıklara birer tane sık iğne yaparak dönüyoruz. Buradan sonra tekrar göstereceğim nasıl sık iğne yapıldığını. Yani şu tepeye ilk sıraya her bir boşluğa şu boşluklara şuralara birer tane sık iğne yapıyoruz şu boşluklara. Şu başa gelene kadar devam ediyoruz. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet, şimdi en üstteki sıramın her bir boşluğuna birer tane sık iğne yaptım. Ve bakın bu ağız kısmını, deniz kabuğunun ağız kısmını çok güzel toparladı. Böyle bir duruşu değişti açıkçası. Şimdi devam ediyoruz. Şu etrafındaki şeritleri yapacağız. Burada her bir boşluğa ilmek kaydırma yaptım. Şimdi onu da hemen gösteriyorum size. Evet, bunun için şimdi şuraya bir bağlayalım bu sıramızı da. Ardından bakın şu boşlukları görüyorsunuz. Burada bir boşluktan girip bir boşluktan çıkıp ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir boşluktan girip bir boşluktan çıkıp ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir boşluktan girip diğer boşluktan çıkıyoruz. Ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Yani ipinizi serbest bırakın. Çok germeyin. Çok da aşırı serbest bırakmayın. Yani ortayı bulun lütfen. Bu ilmek kaydırmaları yaparken. Eğer ki çok sıkı yaptığınızı düşünürseniz biraz gevşetin bence. Ve bunu bu şeridi bu şekilde bütün deniz kabuğunun etrafına olmak üzere yapacağız. Bu boşluktan girip diğerinden çıkıyorsunuz. İlmek kaydırmayı yapıyorsunuz. Aynı şekilde sonuna kadar devam ediyoruz. Buralara komple en alta gelene kadar devam ediyoruz. Sonra sizinle tekrar görüşüyoruz. Evet, deniz kabuğumun etrafına İlmek kaydırmalarımı da tamamladım. Böyle boğum boğum ayrılmış oldu. Sonuna kadar da getirdim. Şimdi burada ipimi kesiyorum.
Ve en sona, en dibe yine tekrar bir ilmek kaydırma yapıp tamamlıyorum. Şöyle çekin. Ardından bu ipi iç kısma çekelim. Ne yapacağız? Deniz kabuğumuzu ters çevirip daha doğrusu tığınızla iç kısma çekebilirsiniz. Şöyle. Fakat bu ipinizi mümkünse içeride kabuğunuzu ters çevirip şu şekilde bunu elinizi yakmayacak şekilde kısa tutalım. En dibe getirelim. Kesip şeyle yapıştıralım. Şimdi ben size yapacağım bunu. Bir göstereyim. Çünkü bu ip naylon ip olduğu için açılabiliyor açıkçası. Şöyle yakalım. Lütfen dikkat edin. Ardından bunu böyle yapıştıralım. Bu hiçbir şekilde açılmaz ondan sonra. Ve deniz kabuğumuzu ne yaptık? Tamamlamış olduk. Bunu şimdi istediğiniz gibi içine çiçek yerleştirebilirsiniz, duvara asabilirsiniz, bir objenin üzerine koyabilirsiniz. Her yerde kullanabilirsiniz. Çok şık, çok güzel bir dekor, aksesuar. Gayet de şirin oldu. Ve çok güzel oldu. Sizin de ellerinize sağlık. Umarım keyif almışsınızdır. Ve bir dahaki videomda en kısa zamanda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.